Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben birkaç ay önce Amerika'dan turist vizesiyle sınır dışı edilip 5 yıllık Amerika'ya giriş cezası aldım. Amerika'da evlenmeyi düşündüğüm kız arkadaşım var. Kendisi Türkiye'ye gelmeyi planlıyor. Öncelikle nişanlanıp K1 vizesiyle Amerika'ya gelme şansım var mıdır? Veya evlilik yoluyla Amerika'ya gelebilir miyim? Daha öncesinde almış olduğum 5 yıllık cezam bu sürecimi olumsuz etkiler mi? Öncesinde af dosyası açmam gerekli mi? Bunun için hangi yolu izlemeliyiz diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada şöyle söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki siz yasal durumunuzu daha önceden kaybettiğiniz için ve ülke dışına gönderildiğiniz için 5 yılda Amerika'ya geri gelememe yasayla karşı karşıyasınız. Bunun anlamı siz Amerika'ya gelmek istediğiniz ne tür vizeyle başvuru yaparsanız yapın, önünüze bu 5 yıl süresince bir engel olarak bu ceza gelecek. Dolayısıyla ya bu 5 yılın bitmesini bekleyeceksiniz tekrar vize alabilmek için ya da bu arada eğer vizeyi almaya çalışacaksanız o zaman da af dosyası başvurusu yapıp bunun onaylanması gerekecek ki siz Amerika'ya tekrar giriş yapabilin. Tabii sizin durumunuzdaki olay da şuna giriyor. Eğer kişilerin Amerikan vatandaşı yakınları var ise onlar üzerinden onların zarara uğrayacağı noktasını kanıtlayıp gösterebilirlerse o zaman da af dosyalarını onay aldırıp vizelerini alıp Amerika'ya gelmeleri daha rahat olacaktır. Şimdi siz eğer kız arkadaşınızla nikah kıyarsanız ve nikah kıydıktan sonra eşiniz size başvuru yapacak sizin göçmenlik vizeniz için ve bu başvurunuzu Green Card çalışması için aynı anda çalışmayı başlatacak ve bu çalışmadan sonra da sizin Amerikan konsolosluğundaki randevunuzda af dosyanızla ilgili olan gelişme ve dosyalarda sunulması gerekecek, çalışmaların yapılması gerekecek ve dolayısıyla bu süreçle siz Amerika'ya tekrar gelebilme imkanına sahip olacaksınız. Farkındasınız gelebilme imkanı diyorum. Çünkü eğer af dosyanız onay almazsa mecburen 5 yılın cezanızın bitmesini bekleyeceksiniz. Tabii sorunuzun içinde demişsiniz hani bu kötü bir durum etkiler mi sürecin 5 yıllık? Evet etkiler. Bu 5 yıllık yasaktan dolayı gelebilmenizin tek yolu maalesef af başvurunuzun onay alması olacak. Eşiniz üzerinden başlatılan dosyanızdan sonra. Dolayısıyla bu onaylandıktan sonra siz Amerika'ya gelip burada kalabileceksiniz ve giriş yapabileceksiniz. Yoksa maalesef 5 yılın dolmasını bekleyeceksiniz. Dolayısıyla bu takipçimize şunu söyleyebiliriz. Evet, Amerikan vatandaşı kız arkadaşınız evlendikten sonra ve onun size eşiniz olarak yaptığı başvurudan sonra af dosyanızın da yapılmasıyla gelebilme imkanına sahip olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen sorulardan bir tanesi şu. E2 vizesiyle Amerika'da MBA yaparken CBT ve OPT haklarımı kullanabilir miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin E2 vizesiyle burada bulunmanız ve E2 vizesi sürecinde eğitiminizi yapmanızda bir sorun yok. Fakat bu eğitiminizi yapmanızın sonucunda uluslararası öğrencilere verilen bu CBT okul sırasında çalışma hakkı ve OPT de okul sonrası eğitim sonrası olacak çalışma ilgili haklar sadece uluslararası öğrencilere verilecek haklardandır. Dolayısıyla siz E2 vizesi sahibi olarak o okula gidiyor olsanız da CBT ya da OPT almanız mümkün olmayacak. Bunun tek istisnası ne olabilir? Var olan E2 vizenizi bırakıp öğrenci vizesine geçerseniz yani öğrenci vizesi durumunu geçiş yaparsanız ve okulunuzla tabii anladığım kadarıyla siz okula gidiyorsunuz şu an ve okulunuzla da görüşüp eğer öğrenci vizesine şu andan itibaren geçmenizde hala bu haklardan faydalanıp faydalanmayacağınızı öğrenmenizde fayda var. Çünkü siz E2'yi bırakıp F1'a geçiş yapabilirsiniz vizesine fakat okulunuz diyebilir ki yok biz maalesef veremiyoruz çünkü geride programın şu kadar süresi kaldı. Siz işte en az bir sene kala bu programı yapmanız lazımdı diyebilirler. Yani son dakika ben öğrenci vizesine geçeyim, OPT hak kazanırım gibi bir yanılgıya düşmeyin. Dolayısıyla okulunuzla görüşüp, okulunuzdaki uluslararası öğrenci danışmanınızla görüşüp bunun üzerine mantıklı bir adım atmanızı tavsiye ediyoruz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize gelen soru da şu yönde. Ben şu an Amerika dışında başka bir ülkede yaşıyorum. Benim işim aracılığıyla alınmış green kartlarımız var. Ben green kartımı iade edersem eşiminki de iptal olur mu diye takipçimiz soruyor. Şirketten başvuru üzeri yapılarak siz yeşil kartı almış bulunuyorsunuz ve siz bu yeşil kartı alırken eşiniz de buna hak kazanmış görünüyor ve o da bu green kartı elde etmiş görünüyor. Dolayısıyla eğer
Siz artık Amerika dışında yaşıyorsanız ve green card iade etmeyi düşünüyorsanız bunu yapabilirsiniz. Siz iade ettiniz diye eşinizin green card hakkı iptal olmuyor. Dolayısıyla o eğer Amerika'da yaşamaya devam ediyorsa ya da gidip geliyorsa bu yaşama ve oturumdan dolayı yeşil kart hakkını kaybetmiyor. Dolayısıyla burada benim tavsiye edeceğim bir nokta şu olabilir. Eğer kesin dönüp dönmeyeceğinizden emin değilseniz green card iade etmeden belki 2 yıllık reentry permitelikleri izin alma yoluna gidebilirsiniz. Ki bu sayede önünüzü görmüş olursunuz. Eğer birkaç yıl sonrasında da artık eminsiniz gelmeyeceğinizden ondan sonra da green card'ınızı iade etmeniz mümkün olacaktır diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru da şu yönde. Eğer kişi insani değerlerden ötürü askerliğe ve insan öldürmeye karşıysa vatandaşlığa başvurabilir mi? N400'de Amerikan vatandaşlık başvuru formunda askere zorunlu alınma durumu ile ilgili sorular ve sondaki vatandaşlık andı içinde geçen gerekirse askerlik yaparım tarzı cümleler üzerine edinilen yemin hümanist bir kişi için açık kapı bırakmıyor gibi acaba bunun için bir yol var mıdır diye bu takipçimiz bize soruyor. Yani takipçinin sorduğu şu aslında inanç yönünde kişinin vicdani red inancını kullanmak isteyip silaha ve savaşa karşı olan kişiler ya da bu inanca sahip olan kişilerin genelde talebi oluyor. Ve dolayısıyla bu noktadaki kişilerin bu durumda ve inançlı olan kişinin Amerikan vatandaşlığına geçmesine bir engel var mı? Ya da geçerken bu askerliğe zorunlu gitme noktasında muaf edilebilir mi? Tarzında sorusu var. Aslında bu çok güzel bir soru. Tahminen 2015 yılı öncesinde bu mümkün değildi. Yani kişiler 2015 yılı öncesi sürecinde göçmenlik dairesi kişileri ve vatandaşlığa geçmelerine engel olarak bu durumu görüyordu. Fakat 2015 yılından itibaren bu konuda değişiklik yapıldı. Dolayısıyla şu anki durumda kişiler eğer inançlarından dolayı askere gitmeme ya da silah tutmama durumunu öne sürüyorsalar o zaman bu kişiler bu inançlarından dolayı Amerikan vatandaşlığına geçmede engel bir duruma ya da engellenme durumları mümkün olmuyor. Dolayısıyla şu anki sizin durumunuzda şöyle söyleyeyim. Eğer siz bu noktada vicdani red inancına sahip ve bu hakkınızı kullanmak istiyorsanız Amerikan vatandaşı olmanızda bir engel yok. O size sorulan sorulara hayır diyebilirsiniz. Hayrın gerekçesi olarak da bu inancınızı dile getirmeniz gerekiyor. Eğer inancınızı dile getirirseniz bu noktada bu hakkı elde ediyorsunuz. Tabi burada şeyi kaçırmayın. Ben sadece askere gitmek istemiyorum demek yeterli değil. Burada bir vicdani red inancına sahip olduğunuzu görevlinin anlaması gerekecek. Ve bunu anlarsa o zaman herhangi bir sorun yaşamadan siz gerekli şekilde Amerikan vatandaşlığınızı tamamlayıp yemininizi edip bu sayede de Amerikan vatandaşı olabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru da şu yönde. Benim kızım Amerikan vatandaşı, eşim ve ben Türk vatandaşıyız. Green card çekilişi ve yatırımcı vizesi dışında oturma ve çalışma izni almam mümkün müdür? Yasal yollarla başvuru yapmanın başka yolu var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kızınız 21 yaşına gelirse, 21 yaşına geldikten sonra size ve eşinize dolayısıyla anne ve babasına yeşil kart başvurusu yapabiliyor ve siz de oradan yeşil kart alabilme ve Amerika'da oturma hakkına sahip oluyorsunuz. Diğer türlü yeşil kart alabilme yollarına baktığımızda eğer yasal durumunuzda bir problem yoksa ya da Amerika dışında yaşıyorsanız eğer Amerika'daki bir firma size yeşil kart başvurusu yapmak isterse sponsor olacaksa çalışmanız için en güzel ve ideal yöntem sizin oradan yeşil kartı alıyor olmanız deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yani dolayısıyla önce tabii bir iş veren bulmanız gerekecek ve bu işverenin sizi bir pozisyon için istiyor olması gerekecek. Finansal durumun yerinde olması gerekiyor bir işverenin. Ve onun üzerinden siz burada yeşil kart hakkını siz ve sizden dolayı da eşiniz sahip olacak deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir soru da takipçilerimizden gelen. Amerika'dayken yaptığımız kaza sonucu oluşan cezayı veya varsa takibini görebileceğimiz online bir sistem var mıdır diye takipçimiz soruyor. Amerika'da bulunduğunuz süredeki yaşadığınız kaza ve bununla ilgili herhangi bir trafik takibi ya da mahkeme takibini öncelikle tabii hangi eyalette bu gerçekleştiyse o eyaletteki ve kazanın olduğu bölgedeki mahkemeden takip etmeniz mümkün olacaktır. Bunu online takip etmek çok mümkün olmayabilir eyaletten eyalete. Ama tabii ki siz şunu yapabilirsiniz. Eğer kazanın olduğu yerde aldığınız ceza
bir trafik cezası ise, o zaman bir trafik ceza belgesi elinizde ise ya da bileti, onun üzerinden bakıp internet üzerinden yapıp yapamayacağınızı görebilirsiniz. Dolayısıyla benim bu noktadaki tavsiyem, öncelikle aldığınız o cezalara bakın ve o cezalardan da nereden takip etmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. En kötü ihtimal bunun için ya kazan olduğu yerdeki bir trafikle ilgilenen avukata ya da mahkemeye ulaşıp sizin o noktada ceza ile ilgili ilerleyen durumun ne olduğuna bakabilirsiniz. Ama bütün eyaletlerin ya da bütün sistemlerin ortak yer aldığı bir online sistem maalesef sizin hani access yapabileceğiniz ya da sizin görebileceğiniz bir sistem mümkün olmayacak. Dolayısıyla dediğim şekilde hareket ederseniz en azından cezanın sonucunu ya da durumun ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Evet, başka bir takipçimizden geçen haftadan gelen soru da şu yönde. Graduate Assistant olarak çalışan F1 vizesindeki öğrencilerin 3 yıl boyunca çalışmış olması durumunda dövizli askerlik yapabileceğini okudum. Bu bilgi doğru mudur diye takipçimiz bize soruyor. Tabii bu soruda en sağlıklı cevabı alabileceğiniz, hatta durumunuzun değerlendirileceği nokta, size en yakın olan Amerika'da bulunan Türk konsolosluklarına gidip oradaki askerlik bölümünde çalışan konsolos çalışanlarımızla görüşüp durumunuzu ve belgenizi sunarsanız onlar sizin durumunuzun dövizli askerliğe uygun olup olmayacağını söyleyeceklerdir. Ama kural olarak şunu diyebiliriz. Burada önemli olan nokta 3 yıl boyunca sizin Amerika'da tabii bulunurken yasal olarak bulunmanız ve çalışıyor olmanız ve bu çalışma içinde izninizin olması. Dolayısıyla siz burada yasal olarak çalıştığınızı gösterebilirseniz ve bunun da 3 yıl olduğunu, işte vergileri de ödediğinizi gösterebilirseniz o zaman ya da yapılan vergi beyanlarını, o zaman siz bunun üzerinden dövizli askerlikten faydalanmanız mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi en sağlıklı bilgiyi size en yakın olan konsolosluklarımızdan öğrenebilirsiniz ve oradaki Türk konsolosluğumuzdaki askerlik bölümüyle ilgilenen görevliler size en net cevabı verip sizin durumunuzu birebir değerlendirmeleri mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Yabancılar Amerika'da firma kurduğunda Amerikan vatandaşının sahibi olduğu firmaya göre daha fazla mı vergi ödüyor diye bir takipçimiz soruyor. Eğer siz sizin kurduğunuz firma, yani bir yabancının vatandaşının kurduğu firma ile Amerikan vatandaşının kurduğu firma arasında bir vergi farkı var diyorsak, bu noktada bir vergi farkı yok. Yani sonuçta ikisi de, kurucusu kim olursa olsun, Amerika'da kuruldukları için Amerikan vatandaşı kimliğine sahip oluyor firmalar ve dolayısıyla bulundukları eyaletin vergi sistemi ve federal sisteme tabi olup gerekli vergilendirmeleri yapıyorlar. Eğer siz tabi sahibi olarak yabancı olmanız ve buradaki Amerikan vatandaşının daha fazla vergi ödediği noktayı soruyorsanız şöyle bir cevap vermeye çalışabilirim. Öncelikle tabi bu noktada en güzel net cevaplarınızı da muhasebecinizden almanızı tavsiye ederim tabii ki. Yalnız şöyle söyleyebilirim. Amerika'daki vergi sisteminde vergi ödeyecek kişiler noktası şöyle başlar. Kişiler eğer ya Amerika vatandaşıdır, ya yeşil kart sahibidir ya da Amerika'da ikametgahı olan kişilerdir. Şimdi ikametgahı olan kişileri belirlerken Amerika'daki vergi sistemi kişilerin en az 183 gün Amerika'da yaşamış olmalarını baz alırlar. Yani bir yılda eğer kişi 183 günden fazla Amerika'da yaşıyorsa o zaman vergi anlamında Amerikan vatandaşıyla green card'ın ya da siz farz edelim yatırımcı izniniz varsa sizin yatırımcı izninizle Amerika'da bulunmanız arasında bir fark oluşmayacaktır. Aynı vergi yükümlülükleri kişilere gelecektir. Ama siz tabii ki eğer 183 gün yaşamıyorsanız aslında tam tersi belki ya da çok fazla vergiye tabi kalmayabilirsiniz. Dolayısıyla buradaki nokta şirketler mi sahiplerin vergi ödemesi mi noktasında farklılaşabilir. O açıdan benim bu noktası tavsiyem, ben cevabı da vermiş olayım size. Ama tabii ki bir vergi uzmanıyla ya da muhasebecinizle görüşmenizi tavsiye ediyorum. Geçen haftadan kalan sorulardan bir tanesi de şu yönde. Benim SSN numaram var. Ayrıca Amerika'da 7 sene vergi ödedim. Amerikan vatandaşım, kız arkadaşımla Türkiye'de evlilik yapsam green card alma süreci sizce tahmin olarak ne kadar sürer diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz Amerikan vatandaşı kız arkadaşınızla Türkiye'de evlendiğiniz zaman kendisi sizin için green card başvurusu için sponsor olabilme, sizin göçmenlik vizesini alıp buraya gelebilmeniz için size sponsor olabilir ve size başvuru yapabilir. Ve bu başvuruyu yaptıktan sonraki süreç tahmini 1 yılı bulacaktır. Ve 1 yılı bulacak bir süreçte de siz Amerikan konsolosluğundaki görüşmenize gidip ondan sonra vizenizi alıp Amerika'ya geri olacaksınız. Dolayısıyla hani buradaki sürecin sorusu 1 yıl sürecek ve son aşama olarak da siz göçmenlik vizeniz için
Amerikan konsolosluğu radyonuza gireceksiniz ve Amerika'ya giriş yapıp yeşil kartınızı alıyor olacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan gelen soru da şu yönde. Green Card mülakatında 3 kişilik bir ailenin teminat olarak kaç bin dolar göstermesi gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi normalde tabii kişilerin fakirlik düzeyinin altına düşecek en düşük rakam olarak Amerika'da belirlenen rakam, örnek veriyorum tahmin ediyorum şu son rakamlarla, tahmini 19.500 dolar civarında bir rakama geliyor diyebiliriz. Biz bu noktalarda şöyle yapıyoruz. Eğer 3 kişilik bir aile ise bu, o zaman şöyle yapılabilir. Tahmini 26.000-27.000 dolar civarında bir gelir gösterilmesi gerekecektir. Tabii her birey başına da tahmini 5.000 dolar eklersek, tabii aile sayısı 2 inebilir, 3 olabilir, 5 olabilir, kişiye göre değişebilir. Ama sizin sorunuza cevap verirken spesifik olarak tahmini 26-27 bin dolar civarında bir rakam göstermeniz, daha da emin olmak istiyorsak 30 bin dolar göstermeniz herhangi bir sıkıntı yaşamadan sizin bu noktadaki teminat sorunuzu çözer deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bir tane geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Yurt dışında yılda 120 bin dolar gelirimiz varsa Green Card kazandıktan sonra ne kadar vergi ödememiz gerekir? Siz eğer Amerika'da yaşayacaksanız ve Amerika'da yaşayan bir Green Card sahibiyseniz ve ülke dışındaki gelirleriniz de geliyorsa o gelirinizi de beyan etmeniz gerekecektir. Ama diyelim siz farz edin Türkiye'deki geliriniz için bir vergi ödüyorsanız tabii çifte vergiye çok fazla çifte vergi noktasında avantajlar yaşıyorsunuz. Hani farz edelim 100 bin dolara kadar oradaki elde ettiğiniz gelir için ödediğiniz vergiyi tekrar Amerika'da ödemek zorunda kalmıyorsunuz. Bu rakamlar çok değişebiliyor. Bir vergi uzmanı ya da muhasebecinizle konuşmanızda fayda var. Yalnız sizin bahsettiğiniz rakamlarla anlaşılan burada 120 bin dolar civarında bir gelir varsa ülke dışında büyük bir ihtimalle sadece 100 bin üstündeki olan rakam, o da 20 bin dolarlık olan gelirin üzerinden bir ek vergi ödemeniz gerekebilecektir. Çünkü 100 bin dolara kadar olan geliri siz büyük ihtimalle Türkiye'de ödüyorsunuz zaten. 100 bin üstündeki gelir içinde Türkiye'de ödeseniz de o 20 bin dolarlık kısım için Amerika'da vergi ödemeniz gerekebilecektir. Ama dediğim gibi sizin beraber çalıştığınız vergi uzmanınız ya da muhasebecinizle bu durumu net konuşmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. F1 öğrenci vizesi almam mevcut turist vizemi iptal eder mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi normalde sizin turist vizeniz var ise ve öğrenci vizesine başvuru yaptığınızda bu sefer öğrenci niyetiyle geleceğiniz için belli bir süre genelde görevliler, Amerikan konsolosluğundaki görevliler sizin turist vizenizi iptal etmezler. Ama bu iptal edemeyecekleri anlamına gelmez. İptal etme yetkileri var ama genelde ikisinin niyetleri farklı olduğu için turist vizesiyle öğrenci vizesinin bu açıdan genelde öğrenci vizesi verirken var olan turist vizenizi iptal etme yoluna gitmezler deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu önde. Amerika güney sınırından gümrük kapısından giriş yapan biri geri gönderilir mi? Yoksa durumu değerlendirilmek üzere Amerika'da gözetim altına mı alınır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer kişiler Amerika dışından, Amerika'nın güney sınırından, gümrük kapısından ABD'ye giriş yapmak isterseler geri gönderilebilirler mi noktası şu oluyor. Kişilerin tabii Amerika'ya girmesi için gerekli pasaport, vize ve izinlere ihtiyaçları oluyor. Eğer kişinin pasaport ya da belli vizeleri ya da izinleri yok ise maalesef o sınırdan geri gönderilirler. Eğer kişilerin bu noktada Amerika'da kalabilmek için sığınma talebi tarzı başvuruları da talepleri olacaksa o zaman Amerikan gümrüğündeki görevliler kişileri Amerika'ya alırlar ve çoğu zaman da gözaltına alıp mülteci bölümlerine ya da işte mültecilerin sığınma bölümlerine, tutuklu yerlerine sevk edilirler. Yani bunu da söylerken yanlış anlamayın. Hani böyle belli bir mülteci sığınma kapları yok burada. Dolayısıyla genelde tutuklu yerler oluyor bunlar. Ve bu şekilde gözaltına alınma durumları oluyor mu? Evet, oluyor. Ve kendileri bu süreçte de hakim karşısına çıkıp Amerika'nın neden kalmaları gerektiklerinin kanıtlamaları gerekiyor. Ve bu sürecin sonunda da ya geri gönderiliyorlar ya da Amerika'da kalabiliyorlar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'deki bankadaki vadesiz hesapta duran
paramız için vergi beyanı yapacağız. Hangi limitin üzerindeyse vergi vermemiz gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Kişilerin vergi vermesi için tabii bir gelir elde ediyor olması gerekiyor. Eğer siz bir gelir elde etmeyen bir hesapta bir paranızı tutuyorsanız çok bir vergiye tabi olacak bir durum gözükmüyor. Fakat durumunuzun daha net anlaşılması için muhasebeciniz ya da vergi uzmanınızla görüşmenizde fayda var. Dolayısıyla sizi yanlış yönlendirmek istemem. Ama dediğim gibi herhangi bir gelir getirmeyen bir hesabınız var ise bunun üzerinden vergi ödemeniz gerekmeyecektir. Ama durumun detaylarını onu değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card kazandıktan sonra yılda sadece bir kere veya iki kere Amerika'ya giriş yapsak, her girişte bir hafta kalsak, Green Card'ı kaybetmeden uzun yıllar boyunca, 10 yıl diye yazacak takipçimiz, Amerika'ya sorunsuz giriş yapabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin diye getirdiği örnek şunu gösteriyor. Yani sizin çok Amerika'da gerçekten ikamet etmenizi gerektiren bir durumunuz yok. Ya da yaşamayı planlamıyorsunuz. Sadece var olan Green Card'ı korumaya çalışıyorsunuz. Bu riskli bir durum. Yani sonuçta sizin bahsettiğiniz senaryoda gidiş ve gelişler mümkün olabilir birkaç yıl. Ama ondan sonra kapıdaki görevliler çok ciddi sıkıntılar çıkarabilirler. Green Card'ınızı elinizden alma yoluna gidebilirler. Dolayısıyla bu noktada benim size tavsiyem birkaç yıl bu şekilde giriş çıkış diyorsunuz ama ondan sonra bunu yapabilmeniz için en azından izinler alabilirsiniz. 2 yıllık geri gelmeme izinleri var. Bu izinleri alabildiğiniz sürece başvuruları yapıp en azından Amerika dışında kalışınızı daha öncesinde bildirmiş oluyorsunuz göçmen dairesine. Bu sayede giriş çıkışınızda sorunla karşı karşıya kalmazsınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru da şu yönde. Eşim Amerikan vatandaşı, turist vizesiyle gidip Amerika'da evlenmek istiyoruz. Amerika'da evlenip çalışma izni almak ne kadar sürer diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz diyelim Amerika'ya gezme amacıyla geldiniz. Seyahatinizi yaptıktan belli bir süre sonra evlenmeye karar verdiniz kız arkadaşınızla. O zaman nikahınızı kıyıp ve onun üzerinden de eşinizin size yapacağı sponsorlukla göçmen dairesine yeşil kart başvurusu yapabiliyorsunuz. Tabii şu anki sürelerle siz Amerika'ya girdiğinizden 3 ay sonra süreci başlattığımızı düşünürsek ve şu anki süreçte çalışma izinlerinin gelmesi ortalama 6 ay civarında sürüyor. Dolayısıyla sorunuzun cevabı Amerika'ya geldikten 9 ay sonra şu anki sürelerle çalışma izni alma durumunuz mümkün olacaktır. Dolayısıyla eğer bu sizi zorlayacaksa o zaman Türkiye'de de evlenebilirsiniz. Ve en azından bir yıl sonra yeşil kartınızı almak için Amerika'ya geldiğinizde iş bulamama ya da çalışamama sıkıntısıyla karşı karşıya kalmazsınız diye bir ihtimaliyle ya da bir durumu da size tavsiye edebilir. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Kanada öğrenci vizesine başvuru yapıp red yanıtını alan kişi green card çıkarsa mülakatta red alır mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi sizin Kanada'ya bir yani başka bir ülkeye, o da Kanada'ya öğrenci vizesi başvurusu yapıp almamanız sizin Amerika'daki oturma hakkı verecek yeşil kart için olan çekilişinden hak kazandığınızda o çekilişten red almanızı sağlamaz. Dolayısıyla herhangi bir mülakatta yani green card mülakatında siz Kanada vizesinden red almanız size engel olarak önünüze gelmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. 10 yıllık ABD turist vizem var. 2 sefer giriş çıkışım oldu. 4 yıldır Amerika'ya girişim yok. Sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi zaten siz ABD turist vizesini aldığınızdaki amacınız Amerika'ya seyahat etmek istediğinizde Amerika'ya gelebilmeniz ve kalabilmeniz. Ve bunu da size verilen 10 yıllık vize süresince istediğiniz döneminde yapabilirsiniz. Bunda bir engel yok. Dolayısıyla sizin daha önce iki kez gelmeniz ve epey bir gelmemiş olmanız sizin tekrar Amerika'ya girişinizde bir sorun oluşturmaz. Aslında tam tersi buraya çok gelip gidiyor olmanız ya da çok uzun kalıyor olmanız sorun teşkil eder. Burada hiç kalmamış olmanız aslında giriş çıkışta bir sorun yaşamanıza imkan sağlamaz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden geçen haftadan kalan soru da şu yönde. Re-entry permit ile 2 yıl Amerika'ya girişimizi erteleyebiliyoruz. Peş peşe 3-4 kere re-entry permit alıp green card kazandıktan sonra Amerika'ya girişimizi 6-8 yıl kadar erteleyebilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi evet, hani var olan green card'ınız var ve Amerika'ya gelip gidiyorsunuz.
bu noktada fazla burada kalamayacaksınız ya da Amerika dışında uzun süre kalacaksınız bir yıldan fazla. O zaman re-entry permit'e başvurup 2 yıl Amerika'ya gelememe hakkına sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla bu mümkün olan bir şey. Yalnız bunu arka arkaya yapılan durumlar oluyor mu? Oluyor. Kişiler bir 2 yıllık aldıktan sonra bir 2 yıl daha alabiliyorlar. Bunun yani 3-4 kez alabilmenin garantisi yok. Ama en azından bir kez alıp ondan sonra da deneme yani tekrar yenileme imkanımızın olduğunu bilmeniz yeterli olacaktır. Dolayısıyla illa vereceklerdir diye bir kaydı yok ama sizin geçerli sebepleriniz, oradaki eğitiminiz ya da diğer faktörlerin bitmesini bekliyorsanız bu şekilde re-entry permit'e hak kazanmaya devam edeceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'ya turist vizesiyle geldik ve orada kaldık diyelim. Türkiye'deki bankalara olan borcumuzu ödeme zorunluluğu var mıdır? Yani Türkiye'deki bankaların Amerika'daki banka hesaplarına ulaşma durumu olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Sizin Türkiye'deki bankalardaki borçlarınız, bunlar özel borçlar, Amerika'daki durumu etkilemez ya da Amerika'daki mal varlığınıza ilgili olan bir durum olmayacaktır. Türkiye'deki bankaların sizin buradaki banka hesaplarınızı görmeleri ya da hesaplara ulaşma durumları mümkün değil. Bunun için tabii şunu yapabilirler. Tek yapmaları gereken şey dava süreci başlatmaları gerekecek. Bu dava sürecinden dolayı da sizden ancak burada alacaklı hakkını kazanıp Amerikan mahkemelerinde bunu kabul ettirecekler. Ancak öyle buradaki hesaplara gidebilirler. Yoksa hani sadece oradaki borcunuzdan dolayı buradaki hesap bilgilerini öğrenme durumları gibi bir şey söz konusu değil. Ve genelde bu noktalarda yani çok istisnai durumlarda yapılabiliyor ama çoğu zaman bankaların da arkasına gideceği gibi bir alacak durmaz. Ama dediğim gibi sorunuza cevap verelim. Oradaki bankalar Amerika'daki banka hesaplarına ulaşma zorunluluğu yoktur. Borcunuzu ödeme zorunluluğu noktasındaki noktada tabii ki borcu ödeyip ödemek istememe sizin bir kararınız olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'deki bankalar olan borcunuzu ödeyip ödememe sizin kararınız olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Şu anda 10 yıllık turist vizesine sahibim ve 3 yıldır Amerika'ya bu vizemle giriş çıkış yapıyorum. Şu anda master eğitimim için 100 döneminde başlamak üzere F1 vizesine başvurmayı planlıyorum. F1 vizemi alırken turist vizemi kaybeder miyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz F1 yani öğrenci vizesine başvururken ki amacınız Amerika'da okumak, eğitiminizi bir süre gerçekleştirmek, bu eğitimden sonra tekrar ülkenize dönmek. Dolayısıyla bu amacınız turist vizesindeki olan Amerika'ya giriş çıkış ve geçiş seyahatlerinizden farklı olan bir amaç. Dolayısıyla bu iki vize türü de farklı amaçlar için sizin Amerika'ya seyahat etmenize ya da gelmenize imkan sağladığı için görevliler genelde bu durumda kişi F1 vizesi verirken onun var olan bir turist vizesi varsa onu iptal etmez. Ama bu iptal etmeyeceği anlamına gelmez. İptal etme yetkisi olmadığı anlamına gelmez. Sadece görevliler iptal etmek için sizin turizmenizi bir sebebe ihtiyaçları var. Ve bu sadece öğrenci vizesine başlıyorsunuz diye onların vereceği bir red cevabı olmaz. Ama sizin dediğim gibi farklı şekilde bir şüphesi oluşursa görevinin o zaman red etme durumuna tabii ki gidebilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Amerika'da tek yaşayan ve ayda 6000 dolar kazanan bir kişi kaç dolar vergi öder? Ve bu ödediği verginin yüzde kaçını geri alabilir? Biliyorum tax return'de birçok etken var. Eyaletten eyalete değişiyor vesaire. Sizden ortalama bir değer söylemenizi bekliyorum deyip bu takipçimiz bize bir vergi sorusu soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Tabii ben size yardımcı olmak açısından birkaç açıklama yapacağım bu noktada. Ama tabii bunu en iyi öğreneceğiniz yer vergi dairesi olacaktır. IRS olacaktır. Ya da bir vergi uzmanı ya da muhasebeciniz olacaktır. Dolayısıyla onlardan bütün sizin gelirleriniz ve giderleriniz, yaşadığınız, oturduğunuz yerler, ek gösterebileceğiniz krediler ya da masrafları da gösterip size çok daha uygun bir net bir cevap verme durumları mümkün olacaktır. Ama ben şunu söyleyebilirim. Hani 2018'deki vergi kategorilerini değerlendirirsek, eğer sizin bahsettiğiniz durumda olan bir kişi, aylık 6000 dolar kazanan bir kişi, yılda bu 72.000 dolar yaptığını düşünelim. Bunun tabi olacağı vergi kategorisi yüzdesi %22 olacak. Yani dolayısıyla gelirinin %22'sini kişi vergi olarak ödüyor olacak. Dolayısıyla hani bu vergi kategorilerindeki durumda sizin bahsettiğiniz gelirdeki bir kişi %22'lik vergi ödeyecek kategoriye giriyor olacak. Şimdi bu tabii kişinin ne kadar
vergi ödeyeceği, yani alınacağı noktasında da tahmini işte 4.450 dolar civarında bir vergi yükümlülüğü. Tabii bunun yanında artı 38.700 doların üzerindeki rakamlar için de %22'si vergi olarak, o rakamın üstündeki gelirleri de %22'si vergi olarak vergiye gidiyor olacak. Yani vergi dairesine. Tabii sizin sorduğunuz iade noktası, hani ne kadar kişi geri iade alabilir noktası değişecek. İnanın kişiden kişiye değişecek, durumdan duruma değişecek. Fakat sizin durumunuzda farz edelim olan bir kişi için en düşük alacağı vergi iadesi de 3.000 dolar civarında olacaktır diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olurum. Tabii daha üstünde de alabilirsiniz. Yani alma durumunuz olacaktır. Ama en düşük alacağınız rakam o civar olacaktır deyip bu takipçimizin vergiyle ilgili sorusunu en azından yönlendirmeye çalışmış olduk. Ama dediğim gibi kendisine de bir muhasebeci dedi, vergi uzmanıyla görüşüp vergi iadesini daha sağlıklı yapmasını tavsiye ediyoruz. Bugün canlı yayında bir takipçimizin bize sorduğu soru şu yönde. ABD C1 vizesinden F1 öğrenci vizesi statüsüne red alırsak buna itiraz etme hakkımız var mıdır? Amerika vize değişikliğine red kararı sonrası ne yapmamız gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer siz Amerika'da C1 vizesiyle bulunduğunuz süreçte öğrenci vizesine ya da statüsüne geçiş başvurusu yaptıysanız ve bunun sonucunda red aldıysanız iki opsiyonunuz oluyor. Redden itibaren 33 gün içinde o redde itiraz etme hakkınız var. Dolayısıyla o redde itiraz etme hakkınızı kullanmak istiyorsanız red karardan itibaren 33 gün içinde göçmenlik dairesine itiraz etmeniz gerekecek. Eğer bu itirazı yapmayacaksanız o zaman redden sonra en kısa zamanda ve 30 gün içerisinde geçirmeden ülke dışına çıkışınızı yapmanız gerekiyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir takipçimizden gelen, bugün canlı yayında gelen soru da şu yönde. Amerika'da lojistik firması kursak SSN alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Sizin Amerika'da şu an tabii sadece şirket kurmanız sosyal güvenlik numarası alması için yeterli değil. Siz şirket kuruluşuyla alabileceğiniz numara kişisel vergi numarası olabilir. Buna ITIN diyorlar. Sosyal güvenlik numarasını almak istiyorsanız SSN'i, o zaman da şirket kuruluşunu yaptıktan sonra gerekli yatırımcı vizesi çalışmalarınızı yapıp, yatırımınızı yapıp ve göçmenlik dairesinden ya da göçmenlik ya da Amerikan konsolosluğundan yatırımcı vizesini alırsanız o zaman hem şirketinizi yönetmek, hem yatırımınızı yönetmek, hem de sosyal güvenlik numaranızı bu sayede alma durumunuz mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Ben 32 yaşında engelli bir vatandaşım. İlk kez yurt dışına gideceğim. Annem, ben ve abim Amerikan vizesine başvuracağız. Ben devlet tarafından direkt emekli oldum. Annem bakım parası alıyor. Abimin hesabında para var. Abim ikimize birden sponsor olabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Amerikan konsolosluğu bu durumda her bireyin başvurusunda onun durumuna ayrı ayrı bakacaktır. Yani kişilerin Türkiye'deki bağlarına Amerika'ya gittikten sonra tekrar Türkiye'ye dönüp dönmeyeceklerini ayrı ayrı değerlendiriyor olacaktır. Dolayısıyla hani bu noktada siz, anneniz ya da kardeşiniz ayrı ayrı kriterlere tabi tutulacak. Tabii finansal duruma geldiğimizde, eğer finansal durum noktasında da abiniz bütün masrafları karşılayacaksa o zaman abinizin gerekli finansal durumları, mal varlığı ve yeterli olduğuna dair kanıtlarını abinizin elinde bulunması gerekecek. Dolayısıyla evet, abiniz de para olması ve siz sponsor olması, hani masraflarınız noktasında kabul edilebilecek bir gerekçe. Tabii bunda bir problem yok ama tabii o noktada bir sorun olmasa da Amerikan konsolosluğu sizin tekrar Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğiniz noktasına dikkat edip ona göre size vizeleri verme noktasına bakabilir. Bunu da göz ardı etmeyin diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Çalışma vizesiyle Amerika'dayım. Başka bir iş yerine geçiş yaptım. Vizem 2019 Eylül ayına kadar. Yeni iş yerinden vizemi uzatabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Çalışma vizesiyle Amerika'dayım dediğinizde hangi tür çalışma vizesine sahip olduğunuzu anlamak mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz birden fazla çalışma vize türleri mümkün. Transfer yapmanıza da imkan veren bir vize türüne sahipsiniz anladığım kadarıyla. Eğer vizeniz 2019 Eylül'de bitiyorsa önemli olan nokta aldığınız çalışma vizesinin bir tekrar yenilenebilmesi mümkün mü değil mi? Bunun uzatılmaması mümkün mü mümkün değil mi? Buna göre sorunun cevabı değişiyor olacak. Eğer sizin çalışma vizeniz uzatılabilecek bir vize ise başvurusu yapılıp o zaman iş yeri de size hala sponsorluğunu devam ettirecekse bu sayede vizenizi
uzatmak mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD vatandaşı bayanla Türkiye'de yapılan evlilik sonucu green card alma süreci tahmini olarak ne kadardır diye bugün canlı yayında bir takipçimiz bize soruyor. Eğer eşiniz Amerikan vatandaşıysa, yani evlendiniz diyelim siz arkadaşınızla, o zaman kendisi size sponsor olabiliyor yeşil kartınız için. Ve onun burada göçmenlik dersini yapacağı başvuruyla başlaması ve sizin en son Amerikan konsolosluğuna gireceğiniz göçmenlik vizesi görüşmesine alıp Amerika'ya gelmekle sonuçlanacak olan süreç tahmini 1 yıl sürebiliyor. Dolayısıyla bu noktalarda bazen 1 yılın altında da sürebiliyor, üzerinde de sürebiliyor. Fakat 1 yıl civarında sürebilecek sizin Amerika'ya gelip yeşil kart sahibi olabilmeniz için deyim. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizin sorusu da şu yönde. Amerika'da çalışma vizesi green card gibi kura ile mi belirleniyor diye takipçimiz bize soruyor. Teknik olarak aslında Amerika'daki göçmenlik kanunlarıyla düzenlenen yapıda çalışma vize durumları aslında kura ile bir ilgisi yok. Dolayısıyla hani burada önemli olan nokta size başvuru yapılabilecek bir Amerikan şirketinin olması ve sizin bir vize kotasına tabiyseniz bunu bekleyip ya da buna sahip olmanız çalışma vizeleri için yeterli oluyor. Fakat bunların istisnalarından bir örnek verirsek mesela H1B çalışma vizeleri var. Maalesef H1B çalışma vizelerinde normal verilen limitin üzerinde başvuru yapıldığı için bu başvuruların içinde adil bir değerlendirme yapmak için bir bilgisayar seçimiyle, green card çekilişindeki gibi bir bilgisayar programıyla oradan diyelim 85 bin tane vize verilecekse 85 bin tane başvurunun ön belirlenmesi yapılıyor herhangi bir kriterine bakılmadan. Ondan sonra dosyaları incelemeye alınıyor. Dolayısıyla evet, bunun bir örneği var. O da H1B çalışma vizeleri diyebiliriz. Aynen çekilişteki green card başvuruları gibi bir değerlendirme, yani bir kuraya tabi oluyorlar. Ama tabii onaylanması ondan sonraki normal süreciyle ilerliyor deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Yatırımcı vizesiyle gelen kişinin eşi Amerika'da çalışmak isterse ne yapmalı? Yeşil kart alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi Amerika'ya yatırımcı vizesiyle gelen kişinin eşi de ondan dolayı yatırımcı vizesinin sahibi oluyor. Ama eş kategorisinde oluyor. Ve çalışma hakkına sahip oluyor. Dolayısıyla eşi çalışma vizesini alıp Amerika'da istediği şirkette çalışabilir. Bunda bir engel yok. İster eşinin yatırım yaptığı firmada, isterse başka bir firmada çalışabilir. Bunda bir problem yok. İkinci durum olarak da yeşil kart alabilme noktası ise eğer dışarıda bir iş yerinde çalıştı ve bu iş yeri kendisine yeşil kart sponsorluğu yapmak isterse o işveren üzerinden yeşil kartı almasında bir engel yok. Ve o sonuçta aslında kendi eşi de, yatırım yapan ana eşi de, eşini de yeşil karta geçirmesi mümkün olacak değil. Bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Green Card mülakatında eşlerden birinin özel sebeplerden dolayı mülakatı tamamlayamaması Green Card alamamasına neden olur mu? Yani birinin gidip diğerinin Amerika'ya gidememesi durumu olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Eğer Green Card mülakatı dediğiniz çekilişle elde edilen yeşil kart ise ve bu çekilişle asıl kazanan eşin dosya durumu önemli. Diyelim çekilişi kazanan eş özel bir sebepten dolayı Amerikan konsolosluğundaki mülakatı tamamlamazsa her iki eşle maalesef yeşil kart alamazlar ve onların almasına engel olur. Ama sonuç olarak eğer o değil de diğer eş ise, yani ana aslında kazanan eş buradan hak kazanıyorsa fakat diğer eşte sorun çıkıyorsa, o sadece diğer eşin hani çekişten hak kazanmayan ama eşinden dolayı green kartı alacak eş görüşmeye gitmezse ya da görüşmeye geçemezse ya da bir sorun oluşursa o sadece kendi hakkını kaybetmiş oluyor. Asıl kazanan kişi, yeşil kart asıl kazanan kişi bu hakla gidebiliyor ve hakkını kaybetmiyor. Yani burada önemli olan birinin gidip diğerinin gidememesi noktası aslında çekilişi kazanan değil, çekilişi kazananın eşinin karşılaşacağı sıkıntı olarak gündeme geliyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Green Card çıkıp Amerika'ya yerleşme durumunda 21 yaş üzeri çocuklar aile ile birlikte hangi koşullarda gelebilir diye takipçimiz bize soruyor.
Tabii eğer siz green card çekişine hak kazandınız ve siz eşinizi, çocuklarınız, 20 yaşında çocuklarınız yeşil kartı hak kazandı ve aldı. Ama 25 yaş üzeri çocuğunuz alamadı. Çünkü yaşı 20'nin üzerinde olduğu için. O zaman Amerika'ya gelebilmeleri, belki kendileri öğrenci vizesi tarzı vizeyle gelecekseler gelebilirler. Yoksa sizin üzerinizden bu mümkün olabilir hala, fakat beklemeleri gerekiyor. Dolayısıyla siz Amerika'ya geldikten sonra yeşil kartınızı alır almaz 21 yaş üzerindeki çocuğunuz için yeşil kart başvurusu yaptığınızda o bu süreci bekliyor. Uzun bir bekleme süresi var ama o sürenin sonunda o da yeşil kartı alıp Amerika'ya gelme durumuyla karşı karşıya kalacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkiye'deki sigorta kurumuna Amerika'da çalıştığımızı sunmak için Amerika'da F1 vizesiyle alınan sigorta kartından ödenen vergi yılları için bir belge alabilir miyiz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer siz Amerika'da öğrenci vizesiyle bile bulunduğunuz süreçte belli bir vergi ödediyseniz, çalışma hakkınız vardı ve çalışarak, o zaman tabii ki vergi dairesinden hangi yıllara vergi ödediğinizi kanıtlayabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Ofisi'ne de bu noktada bir bildiri yapıldıysa sizin vergi ödemenizle ilgili, onlardan da belli bir çıktı alıp bu şekilde Türkiye'deki sigorta kurumuna sunabilirsiniz. Yani sizin yapmanız gereken Amerika'daki vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile irtibata geçip onlardan Amerika'daki çalıştığınız yılları kanıtlayan belgeleri bir yere getirip Türkiye'deki sigorta kurumuna sunmakla o durumu çözmüş olacaksınız. Evet, bugün canlı yayında gelen bir soru da şu yönde. Bu sene eşimin ailesine anne, baba, kardeş green card çıktı. Vizelerini aldılar. Onlar Amerika'ya yerleşince bize istek yapabiliyorlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Evet, eşinizin anne ya da babası yeşil kart sahibi olduğunda evli, işte 21 yaşın üstünde evli çocukları için başvuru yapma durumuna bakabiliyorlar. Yalnız bir şeye bakacağım. Tahmin ettiğim burada siz evlisiniz tabii. Şöyle bir sıkıntı var burada. Normalde eşinizin anne ve babası yeşil karta sahip oluyorlar. Onlar ancak Amerikan vatandaşı oldukları zaman eşinize başvuru yapabilecekler. Onun sebebi de tabii evli olması. 21 yaşın üstünde bile olsa yeşil kart sahibi anne ve baba çocuklarına başvuru yapabiliyor. Ama eğer çocuklar evliyse o zaman anne ve baba çocuklara yeşil kartları varsa sadece başvuru yapamıyor çocuklar için. Fakat Amerikan vatandaşı olmalarını bekliyorlar. Evet, sorunun cevabı size istek yapabiliyorlar mı? Yerleşince değil ama Amerikan vatandaşı olunca olacak. Yoksa yerleşince, yani yeşil kartla oraya yerleştiklerinden dolayı size bu noktada bir sponsorluk yapamayacaklar deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen bir soruyu daha alacağım. Ondan sonra yabancı takipçilerimizin sorularına geçeceğiz. Çünkü zamanımız azaldı. O soru şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldiğimizde yaptığımız alışverişin vergi iadesini ülkemize dönüşte alabiliyor muyuz diye takipçimiz soruyor. Aslında bununla ilgili belli durumlar var. Çalışmalar yapabiliyor kişiler. Bunun için siz alışveriş yaptığınız yerlerde bu vergi, yani Amerika'da bulunduğunuzda turist olduğunuzu geçici olduğunuzu belirtmeniz gerekebilir. Pasaportunuzu göstermeniz ve onlardan alacağınız faturayla çıkışta beyan etmeniz gerekebilir. Bu noktadaki detaylı duruma biraz gümrük tarafıyla da bakılsa, vergi noktasına bakılması önem var. Ama sorunuzun cevabını sadece vermek için hani şöyle diyebilirim. Çok teknik yönlendirme yapamadan. Evet, bu mümkün. Vergi iadesi durumu oluyor yabancı olma durumlarında. Bu işte yabancıların burada kısa süreli bulunduklarında eğer yaptıkları alışverişlerden dolayı işte Amerika'da yaşayan bireyler gibi vergi ödememeleri için bu noktada belli vergi muafiyetleri oluyor. Tabii bunu da çıkarken iade alma yolunu deneyebiliyorsunuz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bir son soruyu daha alayım ve ona göre de Türk Bütçe bölümümüzü bitireceğiz. Arkadaşlarımın şirketlerinden benim adıma yeşil kart başvurusu yapıldı. Türkiye'de sigortam normal bir sigorta mı olmalı? Yoksa benim Amerika'daki çalışacağım iş üzerinden olsa da evrakta da belirsem iyi bir sonuç olur mu diye takipçimiz bize sormuş. Şimdi benim anladığım kadarıyla burada arkadaşımızın, yani takipçimizin sormak istediği nokta şu. Türkiye'de kendisi ve Amerika'da bir firma ona yeşil kart başvurusu yapacak ve Türkiye'deki çalışma geçmiş ya da tecrübesiyle ilgili belli bir evrak sunması gerekirse tabii bu ne olabilir? Sizin Türkiye'deki sigortalı tabii çalıştığınızı gösteren belgeler ya da o iş yerlerinden alınmış tecrübe yazıları ya da kendi alınmış yazılar sizin ne tarihlerde ne yaptığınızı gösterecek. Bunlar aslında yeterli olur evrak olarak.
Hani SSK dökümleri olsa tabii ki güzel. Olmadığı durumlarda da işveren yazıları da yeterli olur. Bu da sizin buradaki göçmenlik dairesindeki olacak yapılan çalışmada daha sonra sizin yeşil karta gidebilmenize imkan sağlayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.